Benim adım Abdülkadir Yazıcı. İşte benim hakkımda hatırlamanı istediğim şeyler. 1890 yılında Hopa'da doğdum. Uzun yıllar eşkıyalık yaptım. Daha sonra Çanakkale'ye giderek orada savaştım. Savaş bitince yürüyerek 3 ayda Rize'ye, oradan da kayıkla Hopa'ya geldim. Muhtemelen mide kanseri olduğunu düşündüğümüz hastalıktan dolayı hayatım 1957'de son buldu. Babamın adı Ahmet Yazıcı. Babamın adını ve benim adımı torunlarıma koymuşlar. Eşim Azdavi Ayşe Akgüney ile evlendim. 3 güzel çocuğumuz oldu. En büyük oğlum Niyazi 1924'te Hopa'da doğdu. Hala dün gibi hatırlıyorum. Arkabıyı Şengül ile evlendi. Ayşe, Aysen, Kadir ve Ümit adlarında 4 torunum olmuş. Zabit katibi olan büyük oğlum Niyazi 2001 yılında hayata gözlerini yumdu. Makbule adlı kızımız oldu. 1926'da Hopa'da doğdu. İguyi Ali İhsan Dedeal ile evlendi. Makbule kızımın da Leyla, Ayla, Aytolan ve Mehmet adında 4 torunum olmuş. Uzun ve mutlu bir hayat yaşayan kızım Makbule, 2021 yılında hayata gözlerini yumdu. En küçük oğlum, Fevzi doğdu 1930'da. Çok göremedim. Hastalığımda bana çok destek olmuştur. Büyüdüğünü göremediğime çok üzüldüm. Komşumuzun kızı Hopu'yu Meryem Karaman ile Hopa'da evlenmiş. Murgul'da çalışmış. Hayatını zor şartlarda idame ettirerek çocuklarını büyütmüşler. Meryem ve Fevzi'nin biri kız 4 erkek çocuğu olmuş. Fatma, Ahmet, Necmi, Tekin, Kemal ve Levent adlarını koymuşlar. Bu aile köklerini ayarlama işlerini de en küçük torunum Levent üstlenmiş. Dozer, ekskavatör gibi araçların operatörlüğünden sonra Hopa Lisesi kantinini çalıştırmış. Daha sonra da arıcılık yapan küçük oğlum Fevzi, 2003 yılında kendi evinde hayatını kaybetmiş. Hopa'da kalan torunlarımın da çocukları olmuş. Ne güzel bir duygu, göremedim ama yine de sevinçliyim. Benim kanımdan bir sürü güzel insan olmuş. Her şeye değer. Fevzi oğlumun en küçük ikinci çocuğu Kemal, küçükken Ankara'da açık kalp ameliyatı olmuş. 2020'de de hayatını kaybetmiş. Atmaca geleneğini devam ettirmeye çalışan torunu. Atmaca yakalamak için gittiği yüksek dağlarda, dünyaya veda etmiş. Son torunum Levent'in güzel eşi Yasemin'in de dünyaya veda ettiğine de çok üzüldüm. Bu da benim kaderimi yaşamış. Kanser ile mücadele etmiş. Güzel gelinim de dünyaya Öykü Sıla Yazıcı ve Akdeniz Yazıcı isimli iki sevimli insan emanet etmiş. Akdeniz çok bilgisayar oyunu oynuyormuş. Bu da derslerini etkiliyormuş. Umarım memlekete faydalı bir insan olur. Bu bölümü de Akdeniz Berk Yazıcı söylememi istedi. Hayat hikayemi sizinle paylaşabildiğime sevindim. İzlediğiniz için teşekkürler. Elveda, sevgiler ve öpücükler. Yanınızda yaşasaydım hepinizi çok severdim.